Peki diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hayırlı yayınlar. Hayırlı sabırlar efendim. Teşekkür ediyoruz. İzmit'e selam olsun. Buyurun. Hocam öncelikle tüm izleyicilere de selam iletmek istiyorum. Allah razı olsun. Hocam ben iki tane sorum olacak size. Birinci sorum, yani sorum ikisinde aslında babamla alakalı. Evet. Babam 75 yaşında. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor hocam. 75 yaşında ama umre de yaptı. Tamam. Umre de yaptığı halde biz uyarıyoruz. Namazlarını kılarken camiye gitmediği zaman, evde kıldığı zaman vakit namazlarında farzını duracağı zaman kamet getirmiyor hocam. Israrla da diyoruz ki baba kamet getirmen lazım. Kamet getirmiyor ve bize çok sert davranıyor konuda. Kızıyor, siz çok biliyorsunuz falan diye. Televizyonda da seyrediyor. Kamet getirmeyi bilmiyor mu? Bildiği halde mi terk ediyor? Bilmiyor hocam. Israrla diyoruz ki biz öğretelim baba. Yok diyorsunuz, konuşmayın bana. Bize çok sert bir şekilde davranıyor. Hakaretlerin bir nefeyi parça. Yani biz bununla bu konuda başa çıkamıyoruz. Çok ısrarla söylüyoruz. Baba öğretelim, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sen hacca gittin, her şeyi anlatıyoruz ama yok, ısrarla bizi dinlemiyor. Birincisi bu hocam. Diyoruz, ısrarla söylememize rağmen yok, dinlemiyor. İkincisi, babam artık çığlığından çıkmış bir adam. Kesinlikle burada bir örnek olsun diye istiyorum aslında. Bağlanmamın esas nedenlerinden de böyle bu. 75 yaşında, 3 sene önce annem rahmeti rahmana kavuştu. Evet. Israrla daha annem rahmete kavuştuktan sonra evleneceğim başladı. Biz ısrarla bunun beklemesini, biraz zamanı geçmesini söylediğimiz halde her kim bir bayan bulsa hemen evleneceğim diyor. Bizleri kesinlikle yok sayıyor. Kesinlikle bizleri ağza alınmayacak küfürler, hakaretler. Ben 53 yaşındayım hocam. Bu babam 53 yaşındaki bir evladına küfür edip vurmalar. Biz gene şey yapıyoruz ama biz de artık çığırından çıktık. İki kardeşimiz hocam. Kardeşim de devlet memuru, polis memuru. Ben de emekliyim. Biz başa çıkamıyoruz hocam. Belki ya, sizin dinliyor şu anda. Yalnızda mı kalıyor? Şu anda ben yurt dışında yaşıyorum hocam. Bunu bu aksilikleri yüzünden geldim. Kim bir bayan bulsa hemen evleneceğim diyor. Hemen ona ev veriyor, araba alıyor. Durumumuz iyi, Allah'a şükür. Bir dakika şimdi Hacı amca beni dinliyor mu? Televizyonda şu anda dinliyor. Hocam ben bazı şeyleri... Bir dakika beni dinledin nereden biliyorsunuz? Siz yurt dışındasınız. Hayır, geldim buradayım. Şu anda onunla birlikteyim. Ha, berabersiniz. İzmit'teyim. İzmit Kevken'deyim hocam. Şu anda yanınızda mı? Ben dışarı çıktım hocam. Görüştürmez şu anda. O televizyondan dinliyor ama şu anda sizi. senin sesini de alıyor. Tanıdı. Ben yazlık bizim yer. Ben dışarı çıktım Mahsus hocam. Abiciğim sen... O televizyonun önünde. Bak televizyonda o şimdi seni biliyor. Sesini evet, tanıyor. Evet. Kendini evet. de tanıyor. Sen dışarı evet. çıkman bir şey değiştirmedi. Senin şikayetini o şimdi gördü. Tabii ki hocam. Ama yanında olsam konuşturmaz hocam. Çünkü ağır hakaret yapar. Oradaki zaten herkesi rezil etti bizi. Ama şimdi ben insanlar... Bak ben senin babanı tutacağım şimdi. Şimdi iki şey var burada. Birincisi kamette zorlamayın. 75 yaşına gelmiş, anlamıyorsa, kafası almıyorsa namazı bozmaz. Kamet sünnettir. Evet. Sünnet eksik olur. O şekilde kılsın. Ne güzel sünnette kılıyor. Namazında kılıyor. Allah'tan evet. namaz kılıyor. Evet, namaz kılan bir babanız var. Dua eden bir babanız var. Namazda size de dua ediyordur o. Siz de ona dua ediyorsunuz. Evet, biz onun için uğraşıyoruz. Elbette. Yani bir de gösteriş amaçlı çok şey. Ama sessiz konuş duymasın. Yok şu anda dışarıdayım, rahat konuşamıyorum. Yoksa müdahale edecek, hiç konuşamayacağım hocam. Hemen bağıracak, çağıracak. Zaten rezil olduk oradaki izleyiciler. Evet, sizlere karşı da çok çok... Yok isim vermedik, isim vermedik. İsim yazmıyor burada, isim vermedik. Şu anda hiç namaz kimseye... Zaman... Rezil olmaya gerek yok abicim, herkesin başında bu.
Yani 75 yaşında, 80 yaşında evlenmek isteyen, çocuklarıyla anlaşamayan babalar var. Burada ölçü şu, o da dinlesin. Bir erkek ya da bir kadın eşi öldükten sonra evlenmek istiyorsa çocukları ona mani olmasın. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Birinci şart bu. Çocuklar mani olmasın. Evlenemezsin diyemez. Çocuğun hakkı yok böyle bir şey. Ancak onu anladım şimdi. Senin ben bitireyim sen sonra eksik kalırsa sorunu sorarsın. Az önce bir şey dediniz. Ancak dediğim o. Gördüğüne para yediriyor, gördüğüne para veriyor, aldanıyor, onu kullanıyorlar, sömürüyorlar, bilemiyor, sormuyor, etmiyor. Önüne gelenle evlenmek istiyor. Perişan olacak, Aynen daha hocam. kötü olacak, daha rezil Evet. olacak ve çocuklar da karşı çıkıyor. Evet Ona hocam. siz güzel bir hanım bulun, baş göz edin. Hocam Siz bulun. biz bununla alakalı çok güzel bir şekilde kardeşimle birlikte izah ettik. Konuştuk. Doktora getirdik. Doktora anlattı. Abi evlenme Psikoloji. demeyin ya. Evlensin adam. Demiyoruz. Evlen, hocam evlenmesine zaten karşı değiliz. Yanımızda durmuyor. Kardeşim de ben de inanın çok hürmetkar ve çok güzel şekilde bakıyoruz, ilgileniyoruz. Millete gidiyor. Yalnız başına gidiyor yazlıkta. Gültepe'de, İstanbul Gültepe'de de evimiz de var. Çok Oraya gidiyor. adres verme fazla. Belli oluyor. Yok. Oraya gidiyor. Millete anlatıyor. Ağlıyor, sızlıyor. Benim çocuklarım bana bakmıyor. İnanın gelinler olarak eşim ve kardeşim eşim. Yani ağzından dışını yalayan bir insanlar. O kadar hürmet gösteriyor Tamam, ama anlaşıldı. Peki ben şimdi Hacı abiye de bir iki söz söyleyeyim. Hacı abi, bak senin hayırlı çocukların var. Bunları üzme. Seni bir gün inşallah baş göz ederler. Biraz sabret. Çocukların kıymetini bil. Yaptıklarını da onları yapmadı diye sağa sola hele hiç kahve köşelerinde şurada burada laf etme. Üzülüyorlar. Ama evlenmek hakkın. Ben onlara da söylüyorum. Evlendirsinler. Bu durumda olan anne babaları ne olur çocuklar engel olmasın. Ama dürüst doğru bir evlilik yapmalar için de yardımcı olsunlar. Yanlış çok yanlış bir şey yapacaksa elbette çocuklar orada mani olacak. Çünkü onlar da çekecek cezasını. O çocuklar da çekecek. Yanlış bir kadın gelirse oraya malını mülkünü talan eder. Adamı da rezil eder. Alır gider al başına iş ondan sonra. Evlilik önemli bir konu. Her önüne gelenle öyle evlilik olmaz. Ama bak namazına da karışmayacaklar. Sen kâhmet getirmeden namaz kılabilirsin. Sünneti terk etmiş olursun. Sevaptan mahrum olursun. Ama namazın olur. Ama çocukların kalbini kırarsan, sürekli onları dedikodusunu, gıybetini yaparsan, seni ne evlilik kurtarır, ne namaz kurtarır. O kadar üzme. Bunları üzmeye hakkın yok. Babanın da dikkat etmesi lazım. Bir de kolunu kanadın kırılmış, eşin rahmetli olmuş. Bundan sonra birbirinize bakacaksınız inşallah. Sevgili abim, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum inşallah. Güzel neticeler alırsınız. Hacı abiye de selamlar, hürmetler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.